Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Cliff Empire'ın ilk izlenim videosuyla sizlerin karşısındayım. Cliff Empire nükleer savaş sonrası babalara gelmiş olan bir dünyada insanlığın son umudu olan yeryüzünün üst katmanlarına yerleşme simülatörü oynuyoruz. Temel olarak şu şekilde nükleer bir felaket gerçekleşiyor ve nükleer felaketten sağ kalan, hayatta kalanlar yeraltı sığınaklarına yerleşiyorlar ve diyorlar ki bizim büyük tepelikler inşa edecek zamanımız var. Gelecek nesillerin rahat yaşayabilmesi için, gelecek nesillerin bu nükleer felaketten etkilenmemesi için tepeliklere yerleşmeliyiz diyorlar ve bu tepelikleri inşa ediyorlar. Cliff Empire'ı da bu tepeliklerde insanoğlunun hayatını tekrardan kuracağı bir yapım. Şehir yerleştirme oyunu da denebilir ama saldırı öğeleri de mevcut. Yani kurduğunuz bölgeye düşmanlar saldırabiliyor. Uzaylılar mı, radyoaktif canlılar mı artık tam olarak ne olduklarını bilmiyorum. Ama saldırılar geliyor. Yani sadece şehir inşa etmiyorsunuz, aynı zamanda inşa ettiğiniz şehri şey yapmanız gerekiyor, savunmanız gerekiyor. Ve hani oyunun birden fazla oyun modu var, ben daha tam oynamadım. Yörünge görevleri, doğal afetler ve çapulcu saldırıları, doğal afet gibi davransın seçenekleri mevcut. Bu çapulcu saldırıları dediği şey işte dışarıdan gelen saldırılar babuşlar ve şimdi oyuna girdiğimiz zaman oyun öncelikle haritayı keşfetmemize izin veriyor. Bakın burada yerleşebileceğimiz çok fazla büyük alan var ama burası su mu, buz katmanı mı onu pek çözemedim. Yani suyun olması faydalı mı değil mi inanın eğer bilmiyorum. Burada bir bölge var, sessiz sahil, kuzey kıyısı. Sessiz sahille kuzey kıyısı minimal olarak da olsa birbirine bağlı diyeceğim ama galiba birbirine bağlı değil. Bir de bölünmüş bir kara parçası var. Sanırım eğer biz burada oyuna başlayacaksak ben burada sessiz sahilden başlamayı tercih ederim. Hatta sessiz sahilden başlayalım. Şöyle galiba zamanı durdurmam mı lazım? Şey mi yapmam lazım? Galiba zamanı durdurmam gerekiyordu. Bir tane depo inşa etmem gerekiyor şimdi. Şuraya bir depo inşa ederek başlayalım. Bu bölgeye bir depo inşa edelim. Arkadaşlar depo sizin hayatı başlatacağınız nokta. Yaşamı başlatacağınız nokta. Depo sayesinde buradaki kaynaklara erişim sağlayabiliyorsunuz ve bu depodan çıkan dronlar sizin bütün inşa işlemlerinizi gerçekleştiriyor. İnsanoğlu bu dünyada henüz sağlıklı bir şekilde yaşayamıyor anladığım kadarıyla. Yaşayabilmesi için ahanda bu şekilde merkezlere ihtiyacı var. Burada görmüş olduğunuz dronlar yardımıyla her şey taşınıyor ve şimdi buraya hayat gelmesi gerekiyor. Hayat gelmesi ne demek? Vatandaşlar için ev üretmemiz gerekiyor. Hemen şuradan vatandaşlar için ev üretelim. 15 tane vatandaşa bakım sağlamamız gerekiyor. Bir tane büyük ev 13 tane vatandaşa bakabiliyor. Biz 2 tane ev yapacağız ve toplamda 13-13-26 vatandaşa bakım sağlayacağız. Şöyle deponun kenarına yerleştirelim bunları ve inşa edilişlerini izleyelim. İnşa edilme işlemleri tabii ki dronlar tarafından gerçekleştiriliyor. Ve gerçekten bina tasarımlarıdır, efendime söyleyeyim atmosferdir. Bu kıyamet sonrası temaya uygun. Baktığınız zaman evler falan da gayet güzel ve teknolojik gözüküyor. Yani şahsen ben oyunu beğendim. Minik bir eğitici kısmı var. O eğitici kısmını oynarız. Hem de siz oyun hakkında bilgi sahibi edinmiş olursunuz. Burada kullanabileceğimiz kaynaklar var. Kuzeyin kıyısı bölgesi, sessiz sahil bölgesi falan. Buraların her birinde farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Ve şimdi evler inşa edildi. Tamam iyi hoş da insanlar buraya nasıl geliş sağlayacaklar? İnsanların buraya gelebilmesi için bizim buraya bir tane iniş pisti inşa etmemiz gerekiyor. Bu iniş pisti sayesinde insanlar bu yere gelebilecekler. Bu arada oyunda çok fazla etmem var. Şöyle bir oyunu durdurayım. Yiyecek, su, efendime söyleyeyim temizlik, sağlık, eğlence sektörü, adalet. Yani oyunu birçok açıdan oynayacağız babuşlar. Onu söyleyebilirim. Politikaya da dikkat edeceğiz. Diğer şeylere de dikkat edeceğiz. İnsanların yaşantısına da dikkat edeceğiz. İniş platformu nasıl inşa ediliyormuş? İniş platformu nüfus ve çevre kısmından inşa ediliyormuş. Şöyle bir iniş platformu inşa edelim. Burayı böyle evlerle doldururuz diye tahmin ediyorum. Yani şu etraf böyle evlerle dolu olur.
İniş platformunu nereye yapsak acaba? İniş platformunu da şöyle deponun kenarına yapalım. Yani gelen malzemeler ya da gelen insanlar buralara yerleşmekte sıkıntı yaşamasınlar. İniş platformundan geldikleri gibi şu ön kısmı tamamıyla evlerle doldururuz. İniş platformundan gezegene giriş yaptıkları gibi Launch burada evlere expected completed. ulaşırlar ve daha rahat bir şekilde Project completed. yerleşirler. Şimdi 15 tane Resource göçmen inbound. almamızı istiyor oyun bizden. Yerleşimciler zaten 15 kişilik gruplar halinde geliyor. Prestijiniz düşükse bu grup geri dönüyormuş. Yani yaşam standartları ne kadar iyiyse arkadaşlar, bu galiba bizim prestijimiz aynen öyle. Yaşam standartları ne kadar iyiyse o standartlar doğrultusunda buraya göçmen geliyor. Ve hani 15 kişilik bir grup birazdan buraya iniş sağlayacak. Bunun dolmasını bekliyoruz. Burası dolduğunda 15 kişilik grup buraya gelecek. Bu şehrin prestijini elimizden geldiğince arttırmaya çalışacağız. Burada elimizde bulunan mevcut kaynaklar var. Bu kaynakları üretmeye çalışacağız. Kaynak üretme binaları da inşa edeceğiz. Baktığınız zaman oyun bir de Türkçe dil desteğine sahip olmasıyla bayağı bir benim ilgimi çekti. Güzel olacak gibi. Şurada bir nüfusun gelmesini bekleyelim. Nüfus Agreement iniş completed. yaptı. Ve sanırım tekrardan otomatik mi alış yapıyor? Benim uranyum mu bulmam gerekiyor? Bir şey mi yapmam gerekiyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar, insanlar bu dünyaya giriş yapacak şekilde ayarlandılar ve göçmenler evlere yerleştirilmek üzere giriş yaptı. Şimdi bizim buradaki insanların enerjisini sağlamamız gerekiyor. Yani buraya elektrik vermemiz gerekiyor. Rüzgar türbini kullanabiliriz bu işlem için ama sanırım rüzgar pek verimli esmiyor buralarda. Ya da bana mı öyle geldi acaba? Rüzgar türbinlerinin ben enerji vereceğini tahmin etmiştim ama şu alt kısımlara yerleştiririz diye tahmin ediyorum enerji kısmını. Şöyle bir farklı seçenekler var mı ona bakalım. Güneş enerjisi paneli yapabiliyoruz. Su altı uranyum madeni bunlar kurulabiliyor. Hava temizleyici kurabiliyoruz buraya. Sanırım güneş enerjisiyle çalışan panel yeterli gelecektir ya. Biraz pahalı olmasıyla beraber ben halkımıza yeterli elektrik kaynağını sağlayabilir diye tahmin ediyorum. Yani şu an sanırım 100 birimlik güç üretebiliyoruz zaten. Bu güneş panellerinin üretilmesiyle beraber ürettiğimiz enerji miktarı artacak. Güç kaynağı %100. Evet, gücünüz yavaşsa, güç kaynağınız hızlı çalışmıyorsa siz de sıkıntı yaşıyorsunuz. Şu an güneş panelimiz yapım aşamasında arkadaşlar. Güneş panelleri yavaş yavaş kuruluyor. Umarım güneş panelleri yeterince iyi çalışabilir. Yani sonuçta güneş paneli de rüzgar paneli de birazcık doğa olaylarına bakıyor. Güneş panelleri yüksek miktarda enerji depolayacaktır ama bizim fazla fazla depolama yapmamız lazım. Çünkü gün ışığından her daim faydalanamayacağız. Ve bir tane batarya şarj istasyonu inşa... Şarjlı. Bir tane batarya şarj istasyonu inşa edeceğiz. Ve burada bataryaların şarj olmasını sağlayacağız. Çünkü ürettiğiniz elektrik kaynağı tamam her ne kadar devamlı olsa da buraların çalışabilmesi için bir de batarya doldurucuya ihtiyacımız var. O batarya doldurucuyu da aşağı bir yere inşa edelim. Buradan sanırım yeterince güzel enerji sağlayabiliyoruz. Bir nevi elektrik depoluyoruz, enerji depoluyoruz binaların daha verimli çalışabilmesi için. Şimdi buraya bina inşa edilecek ve biz de güneş enerjileriyle gelen elektrik enerjisini depolayacağız. Bataryalara aktaracağız. Şu an insanlar uyku halindeler. Bu elemanlar giriş yaptılar da evlere yerleşmediler mi acaba ya? Evet, bataryaları dolduracağımız istasyon inşa edildi. Şu an yavaş yavaş bu bataryalar doluyor. İki tane batarya dolması gerekiyor ve 20'ye kadar batarya depolanabiliyor. Ama yanılmıyorsam günün geç saatleri olduğundan dolayı bizim güneş panelleri yeterince enerji sağlayamayacak. Yani gündüz olmasını bekleyeceğiz. Bakalım. İş yerleri. Gri skala yerleşimciler için boş ev, beyaz skala dolu ev, turuncu skala ise gerekli işçi sayısı. Anladım. Yeterince işçimiz vardır diye tahmin ediyorum. Bu arada oyunun hızını bir 3x'e alalım. Hatta daha fazla artıyor mu? 6x ve 1x.
6x'e alalım. Sabah olsun çünkü bu bataryaların şarj edilmesi uzun sürecek. Ve evet, sabah olmasıyla beraber bataryalar tam formunda şarj olmaya başladılar sanırım. Şarj. Evet, tam doğru söyleyemiyor olabilirim ya. Şöyle bir 6x hızında bataryaların dolmasını bekleyelim. Hastalıklar için ilaç kullanımı, sosyal ödemeler falan filan daha baya baya bir mevzu gelecek. Acaba diyorum birden fazla mı güneş paneli yapsak? Baksana çünkü yani gün geçiyor, biz daha bir tane bataryayı zor doldurabildik. Bak ilk bataryamız doldu, tamam. İkinci batarya dolduktan sonra görev devam edecek ama biz burada var ya ilerleyen vadelerde çok sıkıntı yaşarız. Bence paraya kıyıp bir tane daha güneş paneli yapmalıyız ya. Sen bana bir tane daha güneş paneli yap. Ya çünkü bir gün geçti abi. Bir günde bir tane bataryayı dolduramadık. Matematik problemine döndü olay. Şimdi hazır yüklediğimiz bataryadan tüketiyoruz, öyle değil mi? Evet, yani şehir depolanmış bataryadan tüketiyor. Adamların hala burada beklemediğine sevindim bu arada. Evlerine girdiler sanırım. Çok emin değilim ama İniş pistine peki yeni adamlar geliyor mu? Yeni adamlar gelmediği daha iyi. Özellikle ben şu eğitimi tamamlayana kadar yeni insanlar giriş yapmasın zaten. Zira sağlıklarına zarar. Çünkü ne yemek alanı yapabildim ne başka bir şey yapabildim. Objective completed. Tamam, süpersin. Şimdi bizim bir tane su çıkarma istasyonuna ihtiyacımız var. 3 birim de su çıkartacağız. Süper. Hemen buradan su çıkarma istasyonunu inşa edelim. Su çıkarma istasyonunu şöyle bir su kenarına koymamız gerekir diye tahmin ediyorum. Onu da şöyle bir kenara kuralım mı? Bence kuralım abi. Yani alanlarımızı elimizden geldiğince verimli değerlendirelim. Şöyle bir zamanı da arttıralım. 6x hızında hızlıca kursunlar su çıkarma istasyonunu. Burada hazır su kaynağı var zaten. O su kaynağından su çıkaracaklardır. Otomatik mi çıkarıyor suyu? Süper. Uçurum etkisi, iş gücü, güç kaynağı, genel verimlilik. Tamam. Tamam, hızlıca su çıkarıyor. Hatta ben bu su çıkartma ünitesi sayısını 2'ye falan mı çıkarsam acaba? Ama şimdi bununla beraber şöyle bir durum da gündeme geliyor babuşlar. O gündeme gelen durum da şu. Tamam eyvallah, burada su çıkartılıyor. Yeni alanlar yapıyoruz ama bununla beraber şöyle bir şey de beraberinde geliyor. Daha fazla enerji harcıyoruz, daha fazla enerji tüketiyoruz. Yani depodaki bu enerji yeterli gelecek mi bilmiyorum. Şimdi de insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılayabilmek için tarım arazisi inşa etmem gerektiğini söylüyor oyun. Hemen şuradan bir tarım arazisi inşa edelim. Küçük tarım alanı inşa etmem gerekiyormuş. Hemen şöyle bir küçük tarım alanı inşa edelim. Açık tarım alanı, meyve bahçesi, açık tarım alanı yapacağız galiba. Ama bunu normal bir şekilde yapmayacağız sanırım ya. Bir tane saraya ya da küçük tarım alanı mı? Yiyecek istiyorsanız onu tarım alanlarında üretmeniz gerek. 3 küçük ya da bir tane büyük tarım alanı oluşturun. Tarlalar verimli topraklara sahip olan uçurumlarda daha fazla etkilidir. İklim şartlarını korumak güç gerektirmez. Saracılık toprak verimliliğine bağlı değildir fakat güç tüketir. Bizim topraklar verimli midir sizce? Abi hiçbir fikrim yok. Bizim toprakların verimli olup olmadığını nereden kanaat getirebiliriz? Şu kenardan köşeden çıkan şeylerle kanaat getirebilir miyiz acaba, ağaç parçalarıyla? Deneyelim, en olmadı sarıcılık yapacağız. Şöyle şuraya büyük bir tane tarla inşa edelim iniş pistinin yanına. Umarım iniş pistinin yanına inşa etmek yeterli geliyordur. Yani böyle daha sakin bir alan istemez. Gerçi rüzgarın dibi uçurumun dibi, yani burada verim alınır mı bilmiyorum. Şimdi bir tane yeraltı madeni inşa etmem gerektiğini söylüyor ve iki tane yeraltı madeni çıkartacakmışız. Tamam. Yeraltı madenlerini de endüstri sekmesinden çıkartacağız. Yeraltı madeni. Hemen gel bakayım buraya. Abi yalnız bunlar enerji tüketecek ya. Bunlar enerji tüketecekler ve sıkıntı yani. Yeraltı madenini hemen şöyle bir şu kenara kuralım. Ya sonuçta gürültü çıkartabilecek bir yer, gürültü çıkartacak yerde olmasın. Yeterince batarya üretebiliyor muyuz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence yeterince batarya üretimi sağlayamıyoruz. Ya bataryaların yani daha verimli olabilmesi için benim birkaç tane daha panel kurmam gerekiyor galiba. Hatta biz işimizi riske atmayalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle büyük bir tane de rüzgar türbünü yapalım buraya ya.
Tam olarak şurada yer alsın. Şöyle arkaya bir yere yerleşiyor mu, yerleşmiyor. Hadi bakalım. Güneş panellerinin yanında rüzgar türbünü de dursun. Çok güzel buradan şey sağlanıyor. Burada besinler büyüyor. Besinlerin büyümesi için su tüketiliyor. Su zaten buradan çıkartılıyor. Çok güzel. Rüzgar oldukça ya hem rüzgardan hem güneşten enerji üreteceğiz. Bir tane daha aslında batarya şarj istasyonu yapabiliriz. Şarj istasyonu. Ben şarj deyip duruyorum, kusura bakmayın. Ya hatta şuradan ben bir tane daha batarya istasyonu yapacağım ya. Tarihi şehir bloğu, küçük villalar falan filan. Bir durun oğlum lan. Abi nerede bizim o batarya alanı? Ben nerede olduğunu unuttum. Uranyum santrali, batarya istasyonu. Sen bana bir batarya istasyonu daha ver şöyle. Aynen öyle, bunun kenarına. Şimdi 40 tane vatandaşa sahip olmam gerektiğini söylüyor oyun. Tamam. 40 vatandaşa sahip olacaksak arkadaşlar, daha fazla eve ihtiyacımız var demektir. O rezidans falan da inşa edebiliyoruz. Bence ev dizilimine devam edebiliriz ya. Bu evler ne şekilde dizilmiş vaziyette, onu da bir görelim. Sanırım şöyleler, öyle değil mi? Aynen öyle, bu şekilde. Tamam, bir 4 tane ev yapalım. Hatta bu 4 ev fazla bile gelecek yani. Ben birazcık parasını fazla tüketiyorum buranın. 51 besin kaynağı var. Çok güzel, buraya yeni elemanlar geliyor, yeni vatandaşlar geliyor. Evler yapıldıkça yeni vatandaşlar gelmeye devam edecek ve bizim bence daha fazla yeraltı kaynağına ihtiyacımız var. Evet, güzel. Ama ne kadar ev yapsak da önemli olan şey şehir prestiji, öyle değil mi? Çok güzel abi. Rüzgardan da elektrik üretiyoruz, şeyden de elektrik üretiyoruz. Güzel yani, şey sayısını karşılayabiliyoruz. Bir tane şehir meydanı inşa et. Agam, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bütün inşalar yeraltı madenciliği kullanıyor ya. Bence ne yapalım biliyor musun? Lambur lumbur göreve yardırmayalım. Gidelim bir tane yeraltı madeni inşa edelim. Nereden inşa ediliyordu? O buradan. Bir tane daha yeraltı madeni inşa et. Tam şuraya. Bir yeraltı madeni daha istiyorum ben. Çünkü genelde bütün her şey yeraltı madeniyle çalışıyor. Bir tane daha su çıkartma alanı yaparız. Su çıkartma alanının yanı sıra bir tane daha yemek alanı yaparız. Ve bu yemek alanı da sera vasıtasıyla çalışır. Çünkü öteki türlü işin üstesinden gelemeyeceğiz. Yani ben öyle hissediyorum en azından. Burada yeraltı madenleri üretim yapsınlar. Bunlar enerji tüketecek. Eyvallah, ama enerji üretimimiz bu işlem için yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. Daha fazla insan getirme. Oo, hocam sen bizi bitirdin ama, sen bizi bitirdin. Abi büyük saray inşa et bir tane. Bir tane de buraya büyük saray inşa et. Ya da dur, oraya inşa etme. İnşaatı durdurma, binayı yık. Evet. Binayı yık, yanlış yaptık çünkü. Simetrik dursun. Ama bu simetrik durmayacak gibi. Ha, tamam, bu simetrik durur. Şehir meydanı inşa edeceğim. Şehir meydanı bende, sen şehir meydanını bana sal. Bir tane daha su çıkarma alanı yapacağız. Çünkü bu halkı beslemeli ve bu halkın su ihtiyacını karşılamalıyız. Aynı zamanda buraya bir tane su kaynağı yaptıktan sonra arkaya bir tane daha rüzgar türbünü yapacağım ki bütün işlemi fazlasıyla yerine getirebilelim. Şimdi burası da yiyecek üretecek. Ancak burası elektrik tüketecek, burası tüketmeyecek. Bir tane seralı, bir tane normal arazi şey yaparız, idare ederiz diye tahmin ediyorum. Bununla beraber hemen buradan su üretim tesisi. Yani tarla sayısını arttırdıysan su sayısını da arttırman gerekir diye tahmin ediyorum. Şimdi şöyle yapalım. Arka plana bir tane daha rüzgar türbünü inşa edelim. Şöyle bir komple dönsün. Buraya bir tane daha rüzgar türbünü. Bununla beraber bir su çekme istasyonuna daha ihtiyacımız var. O muhtemelen gıdadadır. Aynen öyle. Bir tane daha su çıkarma istasyonu. Hemen şöyle öne denk gelecek şekilde. Hem elektrik ihtiyacımızı, enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bu arada bir save alalım ya. Hem enerji ihtiyacımızı karşılıyoruz, hem halkımıza yiyecek sağlıyoruz, su sağlıyoruz. Hem de popülasyonumuzun artmasını sağlıyoruz. Ama tabii ki bu şekilde işlemez. Ne kadar hammadden de olsa, yemeğin de olsa, insanlar yaşayabilmek için sosyalleşmeye de ihtiyaç duyacaklar. Ve hani daha fazla bakım da isteyecekler. Endüstriyel binaların düşük seviye bakımları yangına sebebiyet verir.
Bir tane bakım merkezi oluşturun. Oo, anladım. Bir saniye. Endüstriyel binaların bakım merkezi nerede? Geri dönüşüm fabrikası, havaalanı, gübre istasyonu, ticaret portalı, ofis, şehir meydanı. Şehir meydanı inşa edeceğiz. Mutluluk için farklı şeylere çalışacağız. Bakım istasyonu nerede hanım? Batarya istasyonu, hava temizleyici. Oo, benim sanayi alanında çok ilerlememem lazım. Vallahi yangına doğru gidiyoruz gibi. Tamam, sakiniz, sakiniz. Sakiniz, sıkıntı yok. Hemen bir şehir meydanı inşa edelim ve bu kargaşadan bir an evvel oyunun bizi kurtarması için dua edelim. Şöyle bir şehir meydanı inşa et bakayım. Bu evlerin kenarına, iniş pistinin yanına. Birazcık dip dibe yerleşiyoruz ama sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Bakım merkezi nasıl oluşturabilirim? Bakım merkezi oluşturmama henüz izin verilmedi ki. Bu arada benim bir tane daha depolama alanı yapmam lazım. Hırsızlık mı? Haydi. Abi ne yapıyorsunuz? Ha, bakım merkezi oluşturma, güvenlikten. Abi bakım merkezi falan oluşturalım. Gözünü seveyim. Bakım merkezi de oluşturalım. Şey de yapalım böyle, insanların çalıp çırpmasını da engelleyelim ya. Bir şeyler yapalım abi. Yani dünya babalara gelmiş, herkes yok olmuş. Sen orada hala çalma çırpma derdindesin sevgili hocam. Hiç yakışıyor mu? Hiç yakışıyor mu abi? Yangın mı? Hayda. Bir yudum su dökenimiz yok mu ya? Bakım merkezinin inşasını bitirin ne olur. Building is on fire. Evet, building fire, Building construction completed. abi dur, 3D yazıcıyı salla, bakım merkezi, alo, ha, tamam. Söndürün oğlum yangınları. Aferin aslan parçaları. Söndürün yargınları. Yargın ne ya? Söndürün yangınları. Arkadaşlar, acil polis departmanına ihtiyacımız var. Canını yediklerim. Yeterince bataryamız var mı? 9 tane burada var. Burada kaç tane batarya var? 4 tane burada var. Depoda kaç tane batarya var? Depoda 50'ye 50. Güzel. Suyumuz full. Bir tane daha depolama alanı inşa etmemiz gerekiyor galiba. Dur, 3D yazıcı beklesin. 3D yazıcı beklesin. Depo nerede? Depo nerede? Depo 1. Bir tane daha depo yap. Tam şu evlerin arkasına yapalım depoyu. Çünkü oradan da dronlar çıksın ve diğer dronlara yardım etsinler istiyorum. Şimdi bir de oyunun söylediklerinde çok gecikmeyelim. Çünkü ben bakım merkezini falan oluşturana kadar babalara geliyorduk ya. Bu arada bölgede sanayiyi ne kadar büyütürsen o kadar sanırım doğaya zarar veriyorsun. Çok emin değilim ama. Güzel yani, bir depoda 3 tane drone var, 2 depoda 6 tane drone. Ne kadar şey değil mi? Matematiğim çok iyi. 6 tane drone sanırım burayı idare ediyor. Bir tane 3D yazıcı tesisine ihtiyacım var burada. Hemen şuradan bir 3D yazıcı tesisi inşa edelim. 3D yazıcı tesisini de şöyle bir yangın yemeyecek bir yere koyalım. Buraya daha çok enerji ve su alanı koyabiliriz. Şuraya yerleştirelim mi 3D yazıcı tesisini? Ya da acaba eşeğin örekesine yerleştirmesem mi? Aman, drone'la uçmayacaklar mı ya? Drone'larla uçup halledecekler. Niye drone sayımız hala 3, 6 tane drone değil de 3 tane drone var? Tamam, ikinci depolama alanı var da bizim daha çok drone'a ihtiyacımız var. Sanırım 3D yazıcı tesisinden şuraya bir öncelik verir misin? En önce burası bitsin. En önce burası bitsin. Sanırım 3D yazıcı tesisinden şey yapacağız. Bak hala hırsızlık diyor. Paramı çalıyorlar. Arkadaşlar yapmayın ne olur. Şimdi iki tane mobilya üreteceğiz. İki mobilya, iki de şey üretilecek abi. İki mobilya, iki de motor üretilecek. İnşallah üretilen bir motorlar normal iş için kullanılır. Buraya en yüksek önceliği verelim. Hemen buraya malzeme taşısınlar. Motorlar, mobilyalar falan üretilsin. Sonra buranın öncelik kısmını normal hale getiririz. Tamam. Mobilyalar üretiliyor yavaş yavaş. Mobilyalardan sonra motor da üreteceğim. Halledeceğiz. Dur, hatta ben de bir save alayım ya. İyi hatırlattın oyun. Ben de bir save alayım. Bu arada yani birçok yeni oyunu sizlere gösterme fırsatı yakalamış oldum. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. İki tane mobilya üretimi tamamlanmış. Tamam oğlum, mobilyayı dur. Mobilyayı bekle, motora harca bu kadar üretim kapasiteni.
Bir tane motor üret abi. Şu motorları da al. Bana drone ürettirin hocam. Bana drone ürettirin. Yani drone'a ihtiyacımız var bizim. Depolama alanımız falan da var. Yiyecek ve su da yeterli geliyor anladığım kadarıyla. Adamlar çalıyor, çırpıyor. Bana drone da ürettirmeyin esasında. Bana şey yapın. Enerji yetmiyor mu buraya? Yapma ya. Bataryamız var abi. Bataryamız var. Bak burada bir depolama alanım daha var. Bu depolama alanında da sularım var. Yalnız var ya hırsızlık yapan kimse bak 70 kişiyiz burada. bir tane ticaret portalı kurup ticaret portalı üzerinden para kazanacağız. Tamam. Şöyle bir ticaret portalı inşa edelim. Wow, ne yaptın müdür? Ticaret portalını nereye inşa edelim? Ticaret portalı şöyle geride bir yerde dursun o zaman. Abi bir saniye, sen motor üretip durma, sen bir dur, sen motor üretip durma. Sen ne yapacaksın? Senin önceliğin de yok artık, sen bekle bir ya, bir şey üretme. Mobilya ve motor üretmem gerekiyor mu sürekli? Yani ürettiğim mobilya ve motor hangi işte kullanılacak acaba? Bir de asayişi sağlayalım hocam, kurban olayım ya. Şehir merkezinden para geliyor abi. Şehir merkezi para için önemli. Bakım merkezinde her daim su bulunuyor. Buradan doğal kaynaklar geliyor falan filan. Bir tane daha sera inşa edebiliriz aslında. Dur. Şu ticaret portalını bitirir misiniz arkadaşlar? Abi bizde hırsızlık ne ara arttı? Ben onu anlamadım ki. Bizde hırsızlık ne ara arttı? Bir saniye, güvenlikten acaba... Oo, multifüze savunması falan filan neler yapılıyor neler ya. Para kazanacağız. Ne yapacağız? Neyi satalım? Misal bende malzeme fazlalığı var abi. 50 tane sat bakayım bundan. Sat abi. Fazlaysa sat. Tamam. Tek seferde satış. 50 tane demir sat. Bir saniye, alma satma şeyini anlıyorum. Şuraya bir yüksek öncelik verelim de. Yok abi, bu şekilde çalışmıyor bu. Ne yapacağım? Ne oluyor? Kim? Kime ne olmuş? Ticaret portalı üzerinden para kazan. Abi nasıl para kazanacağız ticaret portalı üzerinden? Ya 50 tanenin üzerindeyse sat, 20 tanenin altındaysa satın al. Bu kadar ya. Bu kadar. Şuradan bir ticaret yapalım ya. Hadi 70'in üzerindeyse sat, 50'nin üzerindeyse satın al. Yani bu durumda buradakilerin satılması gerekmiyor mu? 70'e düşene kadar. Bak hala hırsızlık diyor ya. Abi ben buraya bir yüzer bakım merkezi ne ya? Yüzer bakım merkezi ne? Bunlar da galiba su kaynağına gerek yoktur. Ha. Bunu kurduğumuzda direkt su altından halledilecek her şey. Aha, trading platform. Mahkeme sarayı, okul, üniversite, meclis, inanç evi. Bir tane mahkeme sarayı kuracağım kenara bir yere, dur. Şuraya bir mahkeme sarayı kuralım ya. Abi burayı bir ticaret portalından 50 şey kazan dedi. Kazanamadık. Demek ki ticaret portalı geldikçe orası otomatik çalışacak abi. 70'ten fazlaysa satış yapılacak. Yani yapılmıyor mu? Ya şunun bir ayarını salla. Sen bana bir 50 tane sat ya geldiğinde. Bir 50 tane şey yapalım, satalım. Medium construction completed. Al bak, mahkeme sarayı yaptık. Oğlum bak, o paramı çalan kimse var ya, çok fena döverim ona. Zaten daha gelişmeye çalışıyoruz. Bir bekle, bir sabret sonra. Yani hobi olarak gene yaptım. Bir bekle, bir sabret be kardeşim ya. Bir şu belimizi bir doğrultalım ya. Ha, trading platform. Alo arkadaşlar. Oh. Lan trading platform geldi. Her şeyi bırak trading platforma. Yüklen. Ha, yüklen. 50 tane sat. Allah'ım şükür. Eczacılık ünitesi mi? Abi eczacılık ünitesini inşa edeyim de adam hırsızlık yapıyor biri.
Eczacılık ünitesi sebze tarlası. Dur bir saniye. Eczacılık ünitesi inşa et. Mutluluktan inşa edeceğiz eczacılık ünitesini. Mahkeme sarayı yaptım o mutluluk verecek galiba. İlaç ünitesi, hastane, üniversite araştırma merkezi. Abi eczacılık ünitesi yok. İlaç ünitesi, ilaç ünitesi, ilaç ünitesi bu. Tamam, şehir merkezinin kenarına. Binaları satarken yardımcı olur. Abim şuraya 2 dakika, buraya 3 dakika diye. Tamam, daha fazla satma. Daha fazla satma ya. Para gerekirse satarız. Kaynaklar depolansın şimdilik. Abi yemek de fullendi galiba. Vallahi yemek de fullendi. Kardeş bir saniye. Şimdi şöyle abi bak. 70 birimden fazlaysa bunu sat, tamam mı? Bu birimdir inşallah yani ben bunu anlamadım. Su da 70'ten fazlaysa sat, bu da 70'ten fazlaysa sat. Fazla olan malzemeleri 70'ten fazlaysa satalım. Ve en yüksek öncelik ticaret. Hadi göreyim size aslan parçaları. Ben daha ilk yerdeki hayatı zor kurdum. Tamam, orada belli başlı aralıklarla ticaret merkezleri çıkacak. Peki ben drone nasıl inşa edeceğim? Bana bir drone inşa etmeyi öğretseydin ya. Sebze tarlası, büyük sera, su altı seracılığı, meyve bahçesi, sebze. Sebze hangisi ya? Sebzeyi ben mi işaretleyeceğim? Buradan zebze ver bana. Sebze tarlası, o sera gibi. Ha, sebze tarlası burada. Tamam şöyle yan yerleştir sebze tarlasını. Oyun güzelmiş bu arada ya. Yani ben bunu oynamaya devam ederim ilerleyen vadelerde. Bir seri yapacak olsam bunu seri yaparım muhtemelen. Çünkü gerçekten oyun ilgimi çekti. Bu tarz böyle bir inşa etmeli şeyler benim hoşuma gidiyor zaten. Bir de işin içerisinde saldırı kısmı var. Ben çok iyi oynamadığım için daha saldırı kısmını göremedik ama. Aha vallahi şey de yaptık. Havaalanı ve iki tane kargo drone'u. Allah'ım nihayet dur. Şu havaalanından kargo drone'unu bir yapalım öyle sonlandıralım bölümü. Çünkü benim içimde kaldı. Neredesin sen havaalanı? Nihayet be kardeşim ya. Ben ne zamandır bunu yapmayı bekliyorum. Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi? Benim galiba ev yapma hayallerim falan suya düştü. Belki şu arkaya bir iki ev daha yapılır. Buralara ev yapılır. Buralara ev yapılır. Ev yaparız yani nüfus artmasın abi. Bir dur zaten hani 50 kişiden hırsız çıktıysa sayısı arttığında kim bilir başımıza neler gelir ya. Tamam ihtiyaç fazlası kaynakları ihraç da ediyoruz. İhracat da yapıyoruz. Çok güzel. İhracat da bizim için önemli. Kardeş şu şeyi bir yapın da şeyini bir yapın, havaalanını bir yapın. Ben de oradan bir drone inşa edeyim be. Abi ne güzel bak depolama. Yeterince bataryam var, yeterince yemeğim, suyum var. Aham da buradan drone abi. Kişisel drone, kargo drone'u. Ha, vatandaşlar tarafından kullanılır, şehrin prestiji artar. İki batarya, iki de motora ihtiyaç var diyor. Şimdi demir var. Burayı yüksek öncelik. Batarya ve motor getirecekler. O zaman burada sürekli olarak motor üretilecek. Neredeydi orası? Bura. Abi burada sürekli olarak motor üretilecek o zaman yani. Burası da yüksek öncelik. Sürekli olarak motor üretilecek. Oradan gelen motorlar vasıtasıyla kargo drone'u inşa edilecek. Bu kargo drone'ları da daha fazla çalışacak. Bak, dördüncü kargo drone'umuz oldu bile. Ne kadar fazla kargo drone'u bizim için o kadar iyi. Şu bataryaları falan taşıyalım. Çok güzel abi. Yani fazla kargo drone'u demek işlere daha hızlı koşturur demek ve hani işlem önceliği vermeme gerek bile kalmayabilir. Dur hatta şuradaki işlem önceliğini çekelim ya. Kargo drone'u burası için yeterli oluyor. Yalnız buraya elektrik gelmiyor galiba yani. Gündüzleri çalışıyor burası. Geceleri çalışamıyor. Halbuki rüzgar türbinlerin falan da var. Bununla beraber şey diyor. Gerekli enerji 75. Güç kaynağı %100. Ben güneşten de faydalanıyorum. Gün ışığından da faydalanıyorum. Normal şeyden de faydalanıyorum abi. Rüzgardan da faydalanıyorum. Allah objective completed. Çok güzel oldu. Havaalanını kapat, havaalanını aç. Binayı kapat, aç. Kapat, aç. Anladım. Estetiği geliştirin. Ha bahçeler, parklar falan filan inşa edin diyor. Tamamdır ya biz şurada bir save alıp bölümümüzü sonlandıralım.
Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Cliff Empire böyle bir yapımdı. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.